Hepinize merhabalar arkadaşlar. Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kayda girdik mi? Girdik. Şimdi çalışa ucu ucuna 119 bin dolar zor yaptım. Hemen şu para bitmeden hemen şöyle bir şey yapıyorum. Şu arkadaşı hemen alıyorum ve huzura ediyorum abi. 630 dolar bitene kadar bu sürsün. Bu saatten sonra umurumda değil. Şimdi dur. Şuna binelim lan. Şuna hiç binmedik. Şimdi ben ne yaptım? Hemen şöyle bir tanıtım turu atalım. Şimdi şu evi kaldıramadık. Bir önceki bölümde o tarlayı aldığımızda biliyorsunuz. Şuraya 18'li yumurta paletini koymuştum zaten. Buraya bir yol yaptım. Doğal olarak. Çünkü burayı kullanamayacağım. Yani tarla yapmayacağım. En azından küçücük yer. Oraya herhangi bir garaj gibi bir şey belki olabilir. Otopark gibi, garaj gibi ya da imalathanelerden herhangi biri sığarsa belki oraya imalathane koyarım. Yolu biraz uzatırım. Burası artık tarlamız olacak. Şu arada ağaçlar vardı biliyorsunuz. Dere vardı falan. Buraları hep düzledim. O ağaçları ve deredeki dikili haldeki ağaçları da kestim. Şu arkadaşı aldım. 10.000 dolara, yani almadım da kiraladım daha doğrusu. Şu kenarından çalıştı. O diğer bizim 287 beygir olanla bunu kullanıyoruz. Buradan alıyor. Talaş haline getiriyor. Arkasına dolduruyor. Bir tane iki tane ağaç attığınızda doluyor. Ben ağaçlardan kurtulmak istediğim için çok umursamadım açıkçası. Dolduğunu dolmadığına. Şimdi bunlar diğer tarlanın ama bunları da keseceğim doğal olarak. Tabi burası bizim arazimiz olduğu için. O alete 10.000 doları verdim. Saatlerce uğraştım. Uğraştıktan sonra bir şey fark ettim. Bakın şimdi. Bizde lumberjack modu yok mu abi? Yani kökü filan bu arkadaş kendisi parçalamıyor mu? Ağacı da yok ediyormuş. Ben tabi bilmediğim için bakın şöyle kırmızıya getirdim. Satmayla hiç uğraşmıyorsun. Bak. Yani 10.000 dolar parayı ver. Saatlerce o zabazingo yani saçma sapan cihazla ağaçların hepsini talaşa çevirip kurtulacağım diye uğraş. Ama aslında çare elinde olsun bak. Yani bunu fark ettiğimde o kadar sinir oldum ki. Şunu yaptığımda dikili ağacı komple kayıp mı ediyor? Bak yeni bir şey daha fark ettik. Ya var ya günlerce yani şu oyunun belki 20-25 saatini bu ağaçları kaybetmeye, yok etmeye harcamışımdır ya. Ya bunlar Amerikan kara ağacı. Hep bu bug'lı. Satsan para etmiyor. Doğrasan doğru düzgün doğranmıyor. Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Yani şu basit bir mod yani bu lumberjack modu. Şu arkadaşa 10.000 dolar yedim ya. Yani normalde bu videoyu belki de 2 saat önce çekecektim. Bakar mısınız? Ağustos ayında bir sürü kontrat yaptım. Yani neredeyse tarla kalmadı. Hasat yapılacak tarla kalmadı. O derece söyleyeyim. Şuna bakar mısınız? Bir şu pamuklar kaldı. Bunlardan umudum büyük. Şunlar var. Yani şu kısım kaldı. Şunlar filan hep böyle gitti. Bitti. Yani neredeyse çoğu bitti işlerin. Çoğunu da işledim. Çalış. Saatlerdir çalışıyorum. O 119 bin doları biliyorsunuz bir önceki videodan bir paramız kalmıştı zaten. 70-80 bin dolar gibi bir rakam kalmıştı yanılmıyorsam. Ama 120'ye tamamlayana kadar canım çıktı. Ama sağlık olsun. 55 numarayı da aldık. Şimdi pamuklar hasat edilene kadar tabi bu hasat döneminde birkaç tane daha büyük tarla var. 69 ve 70'in daha kontratları gelmedi. Birkaç ay çekirdeği kontratı var. Bunlar büyük tarlalar artık. Ufakları hep temizledim. Çoğunun işte sabanla sürme görevlerini yaptım. Hala şu anda da mesela yapıyor bir tanesini. Gördünüz az önce. Hasadı yaptıktan sonra bir gün atlattınız mı onun toprağını işte pullukla sür görevi geliyor. Yani işleme görevi geliyor. O görevleri yani bir değil iki farklı işten para kazanıyoruz. Ağaçları bilerek temizliyorum arkadaşlar. Çünkü kendim bakın oralarda hep bir sürü ağaç kendim uygun olan yerlere kendim ağaç koyuyorum zaten. peyzajdan yani 600 dolar, 1000 dolar neyse artık parayı harcıyorum, koyuyorum ama bunlar bizim düzenlememizi bozduğu için, düzenlememize müsaade etmediği için bazı yerleri, o yüzden bu arkadaşları şimdi direkt kaldırıyorum. Düzenlemeyi gönlümün istediğine göre tarlaları yaptıktan sonra gerekli yerlere ağaçtır, çalıdır, çiçektir, böcektir ekliyoruz. Bak 62 tarlasındaki kontrat tamamlandı diyor abi. Hiç zaman kaybetmeyelim. İşçiye daha fazla para verme. Hemen 62 topla anasını satayım. Tarla 76. Şunu inatla almayacağım ya. Patates hasadı öldürüyor insanı. Saatlerce uğraşıyorsunuz, 1200 dolar. Tarla 76 neredeydi? Tarla 76 öbür uçta. Şu arkadaşı şuraya koyalım. Bunu işçi götürsün. 76'ya şuradan başlasın. İnşallah para oraya gidene kadar yeter. Ha gerçi 1400 dolar oldu. Aldık ya kontrattan para. Yürü lan. Orada bir tane ağaç kaldıydı herhalde. Zıp çıktı. Şuna bak. Saatte 97 kilometre hız yapıyor. Zıp çıktı dediğime bakmayın. Arkadaş ciddi bir hızlı. Baya hızlı yani. Evet tamam. Satın alacağımız yerlerde herhangi bir ağaç bırakmadık. Son bu iki tarla kaldı. Bunların da biri 140 bin, biri 180 bin. Bu şu an içinde olduğumuz tarla 180 bin. Ki zaten şu an pamuk var. Şu an param olsa da alsam bile pamuğu biçmek için bayağı bir para gömmem lazım. 50-60 bin dolar. Bakın şurayı şöyle. Şu bizim bulunduğumuz hizaya getirdiğimizde. Bizim bulunduğumuz yani arazimizin bulunduğu hizaya getirdiğimizde şu yolla hemen hemen aynı kota geliyor. Bakın orada hafif bir dalga kalıyor. Şurayı bakın ağaçlarla doldurdum. Orada bir bizim derenin köprü ağzı var. Kanal vardı orada. Kapattım, doldurdum abi. Tertemiz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu arkadaşı biraz uzaklaştıralım. Şurada dediğim gibi traktörün falan takıldığı o rogar kapağı gibi şey vardı. Mecburen artık bunu böyle burayı ağaçlarla, şu evi kapattığım gibi böyle biraz deforme ettim. Yani birkaç ağaç koydum. 4 farklı yöne bakan lambalar koydum. 1500 dolar şu büyüklerden projektör koydum. Bu böyle ortada süs gibi oldu. Belki etrafına bir arıları doldururum. Tarlanın göbeğindeyiz sonuçta. Tarlaların. Şu çok heyecanlandırdı beni. Yani hepsini taşıyan römork olsaydı hiç affetmeyecektim. Tarlamarla demeyip direkt buna gömecektim parayı ama ne yazık ki sadece ot, çim falan taşıyan römork. Şimdi şöyle şuradan bu tarafı düzlemiştik zaten. Bu tarlayı da sileceğim, zaten boş. Gel bakalım babacığım. Şimdi şöyle kabataslak yola biraz yaklaşarak. Şimdi şurada bayağı yükselmiş olacağız yoldan. Çünkü orada yol aşağı doğru gidiyor artık. Orada bir yumuşatmayla bir rampa çalışması yapacağız. Kenarları zaten büyük ihtimalle ağaç falan yaparım. Bakar mısınız? Yani burada bayağı yükseliyoruz. Şöyle en azından bakalım ki. Yani bize devasa tarla lazım. Yani ne yazık ki bu hayallerim pek tutmadı. Şu evi kaldıramamak çok sıkıntı oldu ama sağlık olsun. Bakın o yol hatta bir tık yüksekmiş. Biraz indirdi. Onu siz fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bakın burası bir tık yüksek. Buraları şu yuvarlığa küçültünce yanaşacağım. Şöyle dalgalı veya boşluklu kalan yer var mı diye bakıyorum. Şimdi artık bolca işimiz var. Buralarda sonuçta yeni tarlayı oluşturacağız. Bir de bu evlerden dolayı falan işte yapamadığım mesela şu girinti çıkıp mesela şu hiç hesapta yoktu mesela. Ben buraya komple böyle bir tarla yapmayı düşünüyordum. Evle birlikte, evin olduğu yerle birlikte. Evi kaldıramayacağım hesapta yoktu. Bu direkt hesapta yoktu. Bunlar için, bunların yüzünden diyeyim daha doğrusu, planı biraz daha değiştireceğiz. Ama sağlık olsun. Çare yok. Doldur bakalım kardeş. Doldur, doldur, doldur. Yani diğer taraftan, yol tarafından baktığınızda çirkin bir yükseklik görünebilir. Görünecek gibi duruyor. Hoş olmayacak gibi duruyor ama bakar mısınız? Çok fazla yükseldi. Ama yapacak bir şey yok abi. Bizim kendi orijinal seviyemize gelmemiz lazım. Yolu bozmamak için bayağı bir özen göstereceğim burada. Çaba göstereceğim. Çünkü kesinlikle yolu bozmak istemiyorum. Şimdi şu arkadaşı bir küçült. Bir daha bir tık büyüt. Gel bakalım. Şöyle yola çok yanaşmayacağım. Neden derseniz, şimdi atıyorum 15 metrelik önünde kesicisi olan bir biçer döverle buradan benim geçmeye çalıştığımı bir düşünün. Başkasını bilmem. Başkası her türlü geçer ama ben kendi geleceğimi düşünüyorum. Bakalım şurası nasıl olmuş. Bakın yoldan bir tık aşağıda. Bir tık daha küçült. Şöyle. Çok aşırı yanaşmaya da zaten gerek yok. Az önce dediğim gibi yolu da düşünmem lazım. Buraya eğim yapacağım. Yumuşatmayla hemen şimdi. O yüzden bir tık daha yanaşıyorum. Buraya ne oldu kardeş? Bakın biz burayı yükseltirken o biraz oraya yanaşmış galiba. İnmiyor da. Ama indiririz. Tabii çukur oluştur da demedim. Heh. Yolu bozma. Yoksa kızarım. Şimdi gel bakalım. Yani çok böyle inip çıkılası bir rampa haline gelmeyecek ama en azından hafif bir rampa hissi versin. Değil mi? Çok da iğrenç de durmasın. Buraları zaten ağaçlandıracağım. Böyle sipsivri bırakmayacağım burayı. Görüntüsü benim için de önemli. Buralardan sürekli geçeceğim için. Böyle iğrenç bir şey her defasında, her gün görmektense. Yani şuradan birazcık toprak kaybetsek ölmeyiz yani. İndir, 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 indir. Yani en azından göl şurası bakın. Çok hani su lazım olacak. Yarın seraları falan koruyacağız. Buralardan inip çıkma gereği duyacağım illaki. O yüzden şurası yüksek kaldı. Şuradaki giriş de biraz dik oldu. Onu da toparladık mı şöyle. Bence gayet iyi oldu. Tamamdır. Şimdi Bizim burada yolla filan işimiz yok abi. Yolu yapacağımız tasarıma göre bir yerlere yapacağız. Şurada bir alçaklık sezdim. Şimdi şu diğer iki tarlayı da önümüzdeki hasat sezonu tabii ne kadar iyi geçecek bilmiyorum ama yani bir 5-6 tane tarla kaldı. Bize para kazandırmak anlamında, para kazandıracak olan. O 5-6 tarladan ne kazanırım bilmiyorum ama tarla alacak parayı büyük ihtimalle kazanamam. Büyük ihtimalle önümüzdeki Kasım ayında yumurta filan satarız. Tamam, bura böyle kalsın. Şimdilik boyama çim. Yolu kaldırmasak olurdu ama eninde sonunda kaldıracağız. Şimdi işçi arkadaşlar bizim bu yaptığımız işlemlerden dolayı biraz sapıtacak bu bölgede ama bir problem olmaz diye düşünüyorum ama olursa da yapacak bir şey yok artık. Bu bizim arazilerin olduğu adada biraz sıkıntı yaşasınlar. Ne diyelim? Şöyle. Oyunu bir ay 5 güne hani denk gelsin ayarını yaptıktan sonra abi tahminen yani hesaplamadım ama bir yıl döngüsünde ortalama 800 bin dolar gibi bir kazanç söz konusu artık. Yani o kadar fazla kontrat yakalayabiliyorsunuz yani. Hani size de tavsiye ederim. Tabi zannetmiyorum kimsenin zor modda bu kadar çırpındığını evinde oynarken ama eğer öyle bir fantazi yapıyorsanız ben gibi söyleyeyim. Ben 5 gün yaptım. Ortalama bir 700-800 bin dolarlık kontrat veriyor gibi görünüyor. Tabii daha tam hani bir ay 5 güne denk gelsin dedikten sonra tam anlamıyla bir yıl yaşamadım galiba ama bu ilk yılım. Şimdi şöyle diyorum ki şuraya şöyle güzel dikdörtgen bir tarla yapayım. Şu direğin bir sağından küçük yol, bir solundan küçük yol. İki yolun ortasına çam ağacı dikeyim. O da bir gelir. Çam ağacını dikeyim. Şuralara bir yere bir marangozhane koyarım. Şurayı komple 0-0 tarla yapacağım için mesela şu hizadan şu kenar komple boş kalacak. Atıyorum şu tarlaya en uçtaki bakın şuradaki tarlamıza işte inek minek domuz bir şeyler koyacağım diyordum. Artık bence gerek kalmadı. Bir dakika. Neden gerek kalmadı? Bunları da daha boyamadık ama. Örneğin en büyük ineği bile koysak. Bakın. Yani ineğin yeri herhangi bir yere inek yapılabilir. Artık. Tabi bu otomatik yem robotlusu falan filan hani bunun arkasında bir şey alanı filan lazım. İşte saman balya biriktirecek bir alan lazım. Önünden yol lazım. Şu arkada kalan alan yeterli olur mu bilmiyorum ama herhalde yeter. Oradan saman, yem hepsi. Yemi buradan veriyoruz. Sütü alıyoruz. Bulamaç alacağız falan. Mesela şöyle şuraya koyabilirim. Neden? Zaten şu tam şu bittiği hizada tarlam olacak. Hatta şöyle biraz daha yola doğru yaklaştırırım. Yaklaştıramam. Şöyle. Ha, bu buraya büyük mü geldi abi? Al. Mis. Şuradan bir düzleyelim. Bak tam ortaya koydum. Kime ne zararı var? Kimseye bir zararı yok. Şöyle şuraya koyarım abi. Şu köşeye de bir tane bulamaç tankı. Şöyle hatta biraz yanaştırırım. Şu tam ağaçların hizasından bakın şu hizadan burası komple kalıyor. Sırt sırta iki tane bile koyarım. Ya da at. Arkasından dolaşacak yeri bırak. Hemen yanına domuz. At nerede bitiyor? Şu hizada bitiyor bakın. Şu ikinci pencerenin hizasında. Buraya sığıyor. Şöyle. İkinci pencerenin hizasından sonra şuraya desek. Bakın çok rahat domuz da sığıyor. Hatta araya bulamaç tankını bile koyarım. Domuz ve atı buraya koyabiliriz. At buraya da oluyor. Burayı da denedim. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırdığımda. Arkasından sadece yulaf veriyorsunuz ata. Başka yaptığınız bir şey yok. Yani şöyle de çevrilebilir. Yola doğru. Bu daha temiz oluyor. Ne olur? Arı paletini oradan alırım. Şu uç köşeye. Şuraya falan alırım. Gelip geçemezsem, engel olursa mesela. Buraya at ve domuz. Mesela şöyle düşünebiliriz. Ya da her ikisini buraya. Yani bize ahır ve imalathaneleri koymak için güzel boşluklar oluştu. İstemesek de, yani ben istemesem de o boşlukları ben jilet gibi dikdörtgen böyle devasa bir iki tane tarla yapacaktım ama olamıyor ne yazık ki. Sağlık olsun. Ne yapalım? Ulan peyzaj. Her yere peyzaj yapmama izin veriyorsun. Diğer tarlaların haritadaki bütün ağaçları kesebiliyorum. Yani modu o imkanı veriyor. Lumberjack modu galiba yaptırıyor bana onu. Ama abi tarlaların kenarındaki otları diğer tarlaları toplayamıyorum. O imkanı vermiyor. Mükemmel yani. Şöyle yolu bozmadan. Yani buralara ben ağaç, ne bileyim bir şöyle bir yeşil çit. Arada belki şuradan bir şu göle bir giriş çıkış bir şeyler veririz. Tabii yapacağımız tarlaya, onun enine boyuna şekline göre değişecek bu. Şu an için bilmiyorum yani nereye tarla nereye denk gelecek. Ne olacak. O sebeple peşin konuşmuş olmayayım. Şuraları da bozmayalım. Bu arada burası çakılmış. Tamam. Şöyle oyuncak mıydı lan o? Yani böyle oyuncağa benzer bir şey gördüm mü heyecanlanıyorum. Çünkü geçen gün bulduğum o bir oyuncak bütün her şeyi değiştirdi arkadaşlar. Bakın gayet hızlandık. 2 tane birden tarla aldım ardı ardına. 3. ile 4. de almayı imkanımız var. Çok fazla önümde kontrat var. Güzel bir kontrat dönemindeyiz şu an. Şu arkadaşlardan da bir kurtulayım. Buraya da tekrar çim yapayım. Buralarda yok zaten. Bitkiler şekillendirme. Neyse. Şuraları bozmayacaktım aslında. Değiştirmeyecektim ama gözüme çirkin göründü açıkçası. Yani mega çiftçi olmamıza ramak kaldı. Gibi hissediyorum. Tabii bilmiyorum ne olur. Zaman bize ne gösterir? Hep beraber göreceğiz. Neyse. Makinist de biraz bizi idare etsin canım. Ne yapalım yani şimdi? Elim kaydı. Evet. Şekil A5. Şimdi ben normalde şunla şu arkadaşı şu yolu böyle buradan getirip buradan yola bağlayıp bakın şu yolu. Tabi bayağı yüksek olacak yolun en alçak olduğu yer ama ucu göle çıkıyor diye bunu düşünmüştüm ben. Bu yolu koyma sebebim de oydu, hani göle kadar gelmekti hedef. Hala yani yine gelecek o yol buraya ama yolun sağını şu tarlayı boydan boya buraya tek parça devasa bir tarla yapmaktı. Ama şimdi şuradan keseceğiz. Bu tarafına bir ince uzun tarla. Şu ikisini de alınca şu yolu devam ettireceğiz. Şuraya bir tane ince uzun tarla. Şöyle. Şuraya bir tane. Şu kenarlara dediğim gibi işte domuz, inek, at. İnek buralara sığmaz gerçi de ineği o tarafa bir yere koyarım büyük ihtimalle. Ya da şu tarlanın başını heba ederim. Şu baş kısmını. Yani inek. Mesela şu artık 722 binlik olanı yapmak istiyorum. Şunu mesela. Bu parayı ben yani bir yıl döngüsünü full çalışarak geçirirsem bu parayı kazanırım. Çok rahat. Bakın mesela şöyle koyacağım bunu. Şimdi şu hizadan da bir yolumuz olacağı için o yola göre ya da şöyle çeviririm. Şöyle biraz daha. Yani nasıl çevirirsem çevireyim şuradaki yola denk gelmiyor. Yani şöyle koyup şuradan kendi arazimizden de çalıştırabiliriz. Yani amacım şu mesela şu yem karma yeri, şu yem yeri mesela şuraya bakarsa şayet şöyle tam şu yolun bittiği yere şu bölgeye bir ambar koyarım. Samanı mamanı sılacı hepsini oraya doldururum. Buradan alır bunlara yakınca hemen yani öyle bir nokta yükleyici falan palet ön işte çatal matal herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan elle bile buradan müdahale edebilirim. Şu alan arkasındaki şu boşluk alan bunun yem saman deposu gibi olursa çok güzel olur diye düşündüm. Şu hiza şöyle koyarsak şöyle orayı da sıfırlarız öne. Tamam. Hem yan tarafta da şuraya da bulamaç tankı sığar büyük ihtimalle. Binalar, silolar şu. Biraz daha ileri gitmesi lazım. Büyüğünden koymak istiyorum ama gerek yok. Şu büyük olan fazla büyük sanki ama olabilir. Düşünülebilir. Ama küçük olan da iş görür bence. Tabii şunu koyarsak çok daha güzel olur gibi duruyor. Hem daha basit gelir. Bakın. Bu hatta buraya bile giriyor. Şöyle. Arayı kaldıracağım. Sol tarafta bulamaç için yer bırakacağım. Tabii çok rahat olmuyor. Dönmek çok zor olacak ama o yüzden koymam. Ama şunu şöyle koyabilirim. Mesela şuraya. Tam ortalarım. O zaman şuraya yapacağım yolu da mesela karşılıyor bu. Gördüğünüz gibi. Yani buraya komple inek alanı yapabilirim. Mantıklı olur gibi geliyor. Hem şuradan ortadan bir tane böyle devasa bir yol yapmış oluruz şuraya kadar. Şuradan bağlarız. Buraya bağlarız. Evet, bu daha güzel olacak gibi. Şuradan bir tane şöyle boydan yol yapacağım ben. Geniş bir yol. Şunu bir bırak. Mesela şuradan girecek şöyle. Tam buraya. Burası. Bu taraf artık depolama, hayvan ahırı, ıvır zıvır. Önü tarla. Bir tane daha tarla. Şurada yani gözle görülür bize engel olacak herhangi bir şey yok gibi duruyor. Bununla mesela bu tarlayı nereye kadar getirdim? Ucunu diyelim ki şu hizaya kadar getirebilirim. Büyük ihtimalle şuralara kadar. Ya da biri uzun, biri bir tık kısa olur. Bilmiyorum artık ne olur burada da. Şu tarla, şu gelen tarlanın hizasında burayı, şu ikisini büyüteceğim. Tren yolundan biraz uzaklaştıracağım. Burayı da böyle tek büyük bir tarla haline getireceğim. Şu yolun bu tarafını. Şöyle ya da bununla da birleştirebilirim. 1, 2, 3. Şu alan, aradaki yollar falan. Devasa bir şey yapabilirim burada. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Olay bu. Müsait olduğum bir anda büyük ihtimalle videodan sonra şuraya şu yolu da başlarım. Hatta şöyle kaba taslak göstermiş olmak için bir yol yapacağım, alanı bir şöyle bir toparlayayım. Bu. Hatta bu genişlikte yapacağım belki. Buradan doğru şuraya girdiğimi düşünün. Şöyle. Hop, bakın tam ortaya. Gayet mantıklı. Tabii şimdilik dursun. Şu an inek için bir 400-500 bin dolar para lazım. Önce bu tarlaları almam lazım. Artık madem bu kadar şeye girdik. Bu tarla işini tamamen artık bitirmem lazım. Şöyle yapsam ben düz gidebilir miyim? Tabii ki de gidemem. Dikkatli dikkatli gitsem. Ya zaten mükemmel 0'a 0 olmaz bakın. Allah. Şu kenarda bir tık. Oh, çok gittik. Neyse, onları ben yeşile boyarken çimle toparlarım. Böyle bir şey. Hadi. Hop. Ah. Yani şöyle bir ince ayar veririz. Daha büyüt. Oh. Bence mükemmel. Tamam. Hazır söylemişken söyledik, yapacağım dedik, yaptık gibi oldu. Şimdi böyle bir tık yolun üzerine doğru çıksın istiyorum. Ona yani çok bozuntuya vermiyorum. Otun, şu görünen ektiğimiz otun çıkmasını. En azından bir tık da olsa yapay göstermiyor. Bir tık ama çok az. Yani bunları yapıyorum. Bu işleri. Ertesi gün kolum, omzum, kolum, boynum, her yerim ağrıyor. O kadar kasıyorum ki kendimi şu yamulmasın diye. Şu an sağ kolum uyuştu. Ama yapacak bir şey yok. Güzel olsun istiyorsam bu çileye katlanacağız. Hadi bakalım. Oh. Bir taraf bitti. Yapma ya işte. Yani şunu yapma işte ya. Bak oğlum, burası giriş yolu ya. Hiç yakıştı mı? Neyse ki çok büyük bir sorun değil. Biraz daha yaklaş. Şurada bir girinti kaldı. Girinti kaldı dedik, dışarı çıktık abi. Bravo, bravo. Neyse ki çözüm de bizim elimizde. Şu iki taneyi büyütmeyeceğim. Oo. İşin tadını kaçırdın Ufuk. Gerçi neden çim yapıyorsam, yani tarla yapacağım burada ama tekrar sileceğim yani bu yaptığım çimleri. Gerçi yol kenarını en azından düzeltmiş olurum. Bir tık da burada kaçmıştı. Bir tık burada. Tamam. Şimdi şu köşelere biraz pahlayalım. Dönerken bize sıkıntı yapmasın. Şöyle eşit oldu mu? Yani şu daha düz oldu, bu daha oval oldu. Oval yapmaya çalışıyorum, düz oluyor. Düz yapmaya çalışıyorum, oval oluyor. Şöyle biraz daha keskin olması lazım bunu oyması için. Ne işte nispeten. Şurada iki yer var. Bunu bir de büyüt. Bir de burası son dokunuş ve bitti. Evet. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şöyle şurası at ve domuz koyulabilir. Şuraya bir yere bir silo koyabilirim. Oraya koyabilirim. Ya birçok yere yerleştirebilme imkanım var. Ama büyük ihtimalle bir sonraki bölümde artık Hem kontratlarla biraz para yapacağım. Hem şu tarlaları artık oluşturmaya başlayacağım. Şunun olması moralimi çok bozmadı. Dediğim gibi bir sağına soluna küçük yol. Bunun incesinden. Ortada bir boş alan bırakıp bir çam ağacı dikme olayını deneyeceğim. Çünkü marangozhaneyi de illaki kuracağız, deneyeceğiz, işte mobilya üreteceğiz, ne bileyim talaş üreteceğiz, bir şeyler üreteceğiz. İllaki ağaç bize lazım olacak abi. Şuraya mesela 2-3 sıra bir çam ağacı, şu genişliğe mesela 1-2-3-4 sıra boylu boyunca mesela buradan buraya, buradan yola kadar bir 4 sıra 5 sıra çam ağacı dikersek en azından o da şimdiden büyüye koyar, yani büyür. Marangozhaneyi koyduğumuzda çırt 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 keser, hemen bir şeylere çeviririz. Bakarsınız bütün işlerden karlı bir iştir. Şuraya marangozhane tahminen sığar diye düşünüyorum ve bakın şöyle. Orada ne var? Orada ayar kısmı var. Bu tarafında hiçbir şey yok mesela, bakın. Tam şuraya cuk. Şu öndeki sarı yerden zaten malı verecek. Bence nefis abi, tertemiz. Çıkan malı da malzemeyi de şu sağ tarafına bir yükleme noktası yaparız şuraya. Şöyle çiçek. Şöyle bile sığar bu yani şu an. Bakın. Mesela şuraya koyduğumuz zaman. Malzemeyi buradan veriyor. Bu yan, oradan alıyor, bu yandan veriyor. Binanın arkasında çok bir görüntü, şekil şükür bir şey yok zaten. Şöyle. Şurada en azından bir yol var. Onu kapatmayız. Şöyle biraz daha öne çıkarız. Yola çok dokunmayacak şekilde. Yani bence burası tam buna göre, bakın. Mis gibi abi. Şu sağ tarafı dediğim gibi yükleme boşaltma noktası. Şuradan bir yol. Hatta onu şimdi hemen açayım unutmadan. Boyama. Burası çakıl mı? Yok, asfaltmış. Çakıl olan şu. Bozmadan çıkarsam mükemmel olur. Evet. Bir de şu hizadan gelelim. Bu tarafı biraz bozuk yaptım gibi sanki ama. Sağlık olsun. Bakın marangozhanenin yeri de hazır. Şu kalabalıklar gitmiyor. Yani çok sıkıştığımda, çok acil durumlarda buradan da girer çıkarım ben buna. Problem değil. Bize faydası olur, zararı olmaz. Öyle orada o çirkin beton görüntüsünü görmeyelim. Altında. Biraz orayı aşağı indirdi çünkü. Bakın. Bence gayet başarılı oldu. Şu yolda dediğim gibi inek işine girecek olursam bu yolu devam ettiririm. Şuraya ineği koyarız. Bu yol buraya kadar devam eder. Şurayı da saman maman alanı. Bu arada gece oldu. Bakın her yerde ışıklandırdım. Projektörler koydum bakın. Buralar her yer aydınlık şu an. Evde, yani ev arazimizde çok karanlık bölge kalmayacak açıkçası. Mesela şu direkten bir tane de şuralara bir yere bir şeyler koyarsam buralara bir yere de koyacağım. Şurayı da böyle komple aydınlatacağım. Şunların olduğu yer karanlık bir tek şu anda. Buraya herhangi bir şey koymadım. Ama şu arka sırtlarına şuraya bir iki tane falan bir lamba koyarım. Bakın burada bir palette malzememiz var. Hemen onu görmüşken gidelim onu çekelim oradan. Oğlum hadi. Burada değil. Bir, iki, üç, dört palet. Bu da beşinci. Yani 2-3 ay gibi bir sürede bunu üretti. Çok şükür. Diğerlerini ittirmeden koyalım. Böyle duvarın kenarına yığabildiğim kadar yığacağım. Yumurta bayağı çoğaldı. Bakın her ikisinde var. Yapak var. Güzel şeyler olacak. Güzel. Gitgide büyüyoruz. Tarlalarımız genişliyor. Bu arkadaş da buradaki görevini bitirmiş. 79 ve 65 yani. Bunlar artık kalsın bir zahmet ya. Seni şöyle çevirelim. Emekçi bir arkadaşımız seni evine getirsin. O kadar artık kollarım falan ağrıdı ki. Yani onu bile, o traktörü bile şu an eve getirecek mecalim yok gibi hissediyorum ya. Videoyu kapatıp çıkacağım ben de. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Ciddi anlamda çok yoruldum çünkü. Şunu bu ortalıktan bir çekelim. Çarpışırlar falan şimdi. Şöyle şurada kal bakayım sen. İyi, bu da geliyor. Şu zıpırı da alalım. Bizim ev ne tarafta lan? Heh. Bu tarafta. Gayet güzel oldu. Şuradaki yolu iptal ettim, rampayı. Söylemiştim orayı iptal edeceğim diye. Şimdi tarlanın bu köşesinde sıkıntı oluyor dönüşlerde falan. Araziye girebilecek birçok yer şu anda mevcutta var zaten. Arkadaş binlik. Çok iyi. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan, eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve bir sonraki videoda tekrar kanala gelmeyi, bildirime tıklayıp videoyu açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.